Bugün İstanbul'dayız ve Güzel İstanbul'umuzun İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci'yi açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Müsteşarım, çok kıymetli Finlandiya Eski Eğitim Bakanı, Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin eğitim müsteşarı, değerli hocalarımız, değerli akademisyenler, kıymetli meslektaşlarım, sevgili üniversiteli öğrenci kardeşlerim, öncelikle hepinize sunucu arkadaşımızın söylediği gibi Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Bize bir 5 dakikalık selamlama konuşması verildi. Fakat malumdur, bu konuşmalarda genelde korsan bildiri yapılır, gelenektir. Ben de Yüce Türk Milleti'nin bir akıllı uslu bir vatandaşı olarak bu 5 dakikayı korsan bildiri yaparak değerlendirmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla yarın eğitimi üzerinden birkaç hususu paylaşarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi yarının teknolojisi, yarının eğitimi, yarının yönetimi gibi yaklaşımlara ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü özellikle Kızılderili atasözündeki mantık üzerinden baktığımızda dünya bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir. Öyleyse yarın eğitimine karar verme hakkı ya da yarın teknolojisine, yarın yönetimine karar verme hakkı bize düşer mi? Bu soruyu kendi kendime soruyorum. Ancak biz bugünün eğitimi hakkında belki bazı şeyleri söyleyebiliriz. Belki yarın eğitimini şekillendirecek olanlara bazı ipuçları verebiliriz. Şimdi birçok şeyde, birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok şey değişiyor. Fakat değişmeyecek olanlar var. Değişecek olanlar var ve değişmeyecek olanlar var. Öncelikle değişmeyecek olanları iyi tespit etmemiz gerekir. Bunlardan birincisi, iki tanesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaratılışı, fıtratı, mizacı ve şahsiyeti itibariyle biricik olan öğrencinin eğitimin merkezinde olması meselesi değişmeyecek. Öğrencinin biricikliği ve eğitimin merkezinde olması hususu değişmeyecek. İkincisi de yarın kavramlar değişebilir. Mesela öğretmen ve öğrenci kavramı değişebilir ama öğrenen eylem itibariyle öğrenen ve öğreten değişmeyecek. Dolayısıyla bir öğrenen olacak, bir öğreten olacak. Bu arada başka bir değişkenlere doğru giderken başka bir şeyden bahsetmek gerekiyor. O da bugün itibariyle insanlar beynin sınırsızlığına tahakküm etme gücünü ya da beynin sınırsızlığından istediği gibi hoyratça istifade etme gücünü yakalamış durumdalar. Bunu bilişsel psikoloji temelli çalışmalarda, yani psikoloji alanında rahatlıkla müşahede edebiliriz. Aynı şekilde bilgisayar bilimleri alanında da bunu müşahede edebiliriz. Bunu da bir tarafa yazmamız gerekiyor ki bunun da seyri seferinin, yani gidişatın ahlaki bir şekilde olması gerektiğini özellikle belirtmek gerekiyor. Değişenlere gelince burada zamanın yeniden bir ele alınması gerektiğini ya da zamanın karşımızda yeni duruşuyla var olduğunu özellikle söylemek lazım. Zaman çizgisel midir, döngüsel midir tartışması artık belki zamanın karmaşıklığı noktasında tartışılabilir diye düşünmek gerekir. Bugün dünyanın hiçbir yerinde zaman birçok yerinde zaman çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. O zaman zaman algısı ve öğrencilerin zaman karşısındaki durumunu da tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Bir değişen hususlar noktasında. Bir başka konu yine eğitimle direkt ilgili olarak
Biz istesek de istemesek de eğitim artık okulun dışına doğru taştı. Ve bu gittikçe daha çok taşacak. Bunu bizim yönetmemiz gerekiyorsa eğer eğitimciler olarak bunu da dikkate almamız, eğitimi mümkün olduğunca okulun dışında planlamamız, okulun dışında düşünmemiz gerekir. Bu noktada bugün itibariyle karşımızda duran öğrenci prototipi veya öğrenciye baktığımızda aslında öğretmeninden çok daha fazla şey bilen ve bunu çok önemsemeyen, bizim dönemimizde olsa öğretmen nasıl öğrenciden fazla şey bilebilir? Bunu öğretmen de derse dert ederdi. Öğrenci biliyorsa bunu bir üstünlük vesilesi olarak görebilirdi. Ama şimdiki öğrenciler öyle değil. Fazla şey biliyorlar ama çok mütevaziler ve bunun çok önemli olmadığını da biliyorlar. Kendi hem okul dışında beslenmeyi başarıyorlar hem de bununla ilgili ahlaki tavırlarını kendileri geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla yine yarın eğitimi diyorsak bu öğrenci tipini de düşünmemiz gerekir. Yine yarının eğitiminde vereceğimiz ipuçlarından bir tanesi de öğrencilerde problem oluşturma ve problem çözme becerileri başta olmak üzere düşünme becerilerini geliştirme noktasında modeller ortaya koymamız gerekir. Genel tavır hususu noktasında da birkaç şeyi belirtmek istiyorum. Bu noktada eğitime tüm paydaşların katılımını mutlaka ve mutlaka sağlamak gerekir. Veli başta olmak üzere. Ve yine müfredat yazımı dahil, Sayın Müsteşarımızın müsaadesine sığınarak bunu söylüyorum. Çünkü neticede bugünlerde müfredat gündemimiz, güncel bir gündem. Müfredat yazımında öğrencinin, öğretmenin zaten içinde olması gerekiyor ama müfredat yazarken öğrencinin mutlaka o süreçlerin içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık öğrenciye sormamız gerekiyor. Öğrenciyi tanıyabilmemiz için ve ona faydalı olabilmemiz için. Müfredat yazımında aktif rol almasını sağlamamız gerekir. Ve en önemlisi birlikte hep beraber tüm paydaşların katılımı noktasında birlikte tasarlama, birlikte öğrenme, birlikte öğretme ve birlikte üretme şeklinde düşünmemiz bu açıdan da çok önemli. Yine son olarak şunu söylemek istiyorum. Önceden olduğu gibi bugün de yarın da daha çok olmak üzere özgürlüğün, öğrencinin özgür olmasının çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Muhammed İkbal'in dediği gibi az önce düşünme becerilerinden bahsettim. İkisini bir arada ele aldığımızda yaratıcı düşünme, düşünme becerilerinden, yaratıcı düşünme becerisi üzerinden şunu söylüyor Muhammed İkbal. Ne kadar yaratıcı düşünürseniz o kadar özgürsünüz. Öğrencilerimizde bunu da bir tavır olarak geliştirmemiz gerekir. Ben selamlama konuşması formatının biraz dışına çıktım. Affınızı istiyorum bu anlamda. Beni bu noktada da dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum.